Evet hanımlar, tekrardan merhabalar. Örgünüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte yine bebek patiği çalışacağız. Vans modeli bebek patiğini diğer bir eşine şu şekilde göstereyim sizlere. Diğer bir eşine sizlerle birlikte çalışmaya başlayacağım. Şöyle daha yakından net bir şekilde görmek isterseniz. Bu şekilde taban kısmımız yine görmüş olduğunuz gibi örgü tabanla elde ettim. Ve iki renk kullanarak bu şekilde patiğimi oluşturmaya çalıştım. 0-3 aylık bebek patiğim bu. Ona göre sizlere sayısını verip başlayacağım. Şöyle söyleyeyim sizlere, yine Ören Bayan Dora'nın patiklik iplerini kullanıyorum. Siz de ona göre ipinizin markasını ayarlayıp ve ipinizin markasına göre kalınlığına ve inceliğine göre de tığınızı ayarlayıp başlayabilirsiniz. Ben 8 numara tığ kullanacağım yine. 1.25 milim olarak. Siz de hanımlar ipinizin inceliğine ve kalınlığına göre tığınızı ayarlayın. 8 numara 1.25 milimle çalışacağım ve ona göre ipimin kalınlığını da ayarladım. Patiğimin örgüsünün nasıl düşeceğini ona göre ayarlamış oldum ve şu şekilde patiğimi çıkarmaya çalıştım. Şimdi daha kalın ip ve daha kalın tığ kullandığınız takdirde ben 22 zincir çekeceğim başlarken. 22 zinciri daha kalın iple yapmaya başladığınızda bu sefer şey olacaktır. Patiğiniz büyüyecek, taban kısmı büyüyecek. Taban kısmı büyüdüğünde de 0-3 aylık yerine daha mesela 3-6 aylık patik elde etmiş olursunuz. Ona göre taban büyüdüğü halde patik de büyüyecek. Hani bu aklınızda olsun. Ona göre tığ ve ipin kalınlığı bizim için önemli. Bu hatırlatmayı o yüzden yapıyorum sizde de. Şimdi hemen taban kısmından başlayacağız hep birlikte. Şöyle kahverengi ipimle oluşturmaya çalışacağım. Evet hanımlar, kahverengi ipimi aldım, bu şekilde başlayacağım. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tekrardan kanalıma abone olmayan arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmasın. Şimdi de abone olanlara teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. 1 2 Bakın şöyle tekrardan başlayayım isterseniz. Şöyle daha net. Bir tane sıkılama zincirimden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 tane zincirimi çektim bu şekilde. Şimdi 22 tane zincirimden sonra 1, 2, 3. zincirimin arasına geçerek bu şekilde gördüğünüz gibi bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan bir sonraki zincirlerin içerisine sık iğne yapacağım. Teker teker. Burada şimdi 9 tane sık iğne yapacağız. Baştaki ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bu şekilde 9 tane sıkılama zincirim, pardon, sık iğnemden sonra devam ediyorum kaldığım yerden. Tığımın başına doladım bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir sonraki zincirimi İkili trabzan yaptım. 1. Devam ediyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10 ve 11 tane bu şekilde zincir çektim. Pardon, ikili trabzan oluşturdum, zincir diyorum. Şimdi 11. yuvamın içerisine de bir tane ikili trabzan yaptım. 11. yuvamdan sonra başta çektiğim sıkılama zincirim var. Oraya geçmeden 11. yuvaya 11. trabzanımla birlikte bunu da sayıyoruz.
1, 2. Aynı yuvanın içerisine 7 tane ikili trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6 ve bu şekilde 7 tane ikili trabzanımı oluşturdum. 11. trabzanla birlikte 11. trabzanımı da sayarak 7 tane trabzan oluşturdum ve burun kısmını çıkardım gördüğünüz gibi. Şimdi bir sonraki yuvaya şu kısma batarak devam edeceğim. Tabii buradaki ipimi de her defasında hatırlatıyorum. İçeriye saklayarak ilerlemeyi unutmuyorum. Şimdi döndüğümde 7 tane trabzanımı bu şekilde oluşturdum hanımlar. 7 tane trabzanımdan sonra 1, 2, 3, 10 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde 10 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Şimdi trabzanlarımın buradaki trabzanlarımın karşılığına gelecek şekilde trabzanlarımı yerleştirdim. 10. trabzanımdan sonra tekrardan başta yaptığım sık iğnelerin karşılığını bu sefer denk gelecek şekilde sık iğnelerimi oluşturuyorum. 9 tane yapmıştık hatırlıyorsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bu şekilde 9 tane sık iğnemi de yerleştirmiş oldum gördüğünüz gibi. Şimdi hanımlar, başta hatırlıyorsanız 22 tane zincirimden sonra 2 tane zincirimi boş bırakıp 3. zincirin içerisine sık iğnemi yapmıştım. Buradaki 2 zincirin arasından geçerek şu şekilde 1, 2, buraya karıştırırım diyorsanız işaret koyarak da ilerleyebilirsiniz başta. 3 ve 4 tane gördüğünüz gibi sık iğne yaptım. Şimdi ilk gelen yuvamın içerisine bu şekilde geçerek sıramı kapattım. Evet, bu şekilde birinci sıramızı oluşturmuş olduk. 0-3 aylık bebek tabanı için 1, 2 tane zincir çektim. Sıramı kapattığım yuvanın içerisine bakın. Tekrardan geçiyorum ve buraya bir ikili trabzan yaptım. Bu kısımdan devam edeceğim şimdi. İkili trabzan oluşturuyorum artık. Sık iğne yapmıyorum. Bütün yuvaların içerisine geçiyorum ve trabzanlarımı yerleştiriyorum. Evet hanımlar, bu şekilde burun kısmında birinci sıramda burun kısmında oluşturduğum 11. yuvanın içerisine geçmiştim ve burada 7 tane burun kısmına trabzan oluşturmuştum. İkişer ikili trabzan oluşturmuştum. Şimdi bu ikili trabzanların ilk trabzanına gelene kadar, şu kısma gelene kadar trabzan oluşturmaya devam edelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ikinci sıramda burun kısmına kadar geldim. Burun kısmında oluşturduğum 7 trabzanın ilk trabzanına kadar gelmiş oldum dediğim gibi. Şimdi devam edelim. İlk trabzanına bakın. Hemen bu şekilde yine ikili trabzan oluşturacağım ama şöyle 1, 2, 2 tane trabzan yaptım. Bir sonraki yuvanın içerisine
bir, aynı yuvaya tekrardan iki, bir sonraki yuvaya bir, aynı yuvaya iki. İkinci sıramda, birinci sıramda yaptığım ikişerli yedili, yedi tane olan trabzanımı hanımlar. Burada ikinci sıramda 14 trabzana çıkarmaya çalışıyorum. Yani iki katına bütün yuvaların içerisine çift batarak. Evet, bu şekilde. İsterseniz birlikte sayalım. 1, 2, şöyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İkinci sıramın burun kısmını oluşturdum. Devam ediyorum yan kısımdan. Bütün yuvalara tekrardan şu kısımda yaptığım gibi birer tane ikişerli ikili trabzan oluşturacağım, pardon. Evet hanımlar, bu şekilde burun kısmına gelene kadar, şu kısma gelene kadar devam edelim ikili trabzan oluşturmaya. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ikinci sıramın topuk kısmına kadar geldim. Burada birinci sıramda hatırlıyorsanız iki tane zincirin arasına 4 tane 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapmıştım. Buradaki sık iğnelerin arasına ikinci sıramdaki burun kısmında yaptığım gibi, yani şu kısımda yaptığım gibi, buradaki 4 tane sık iğnemin içerisine ikişerli batarak 1, 2, bu şekilde ikili trabzan oluşturacağım. Ve 4'ü 8'e tamamlayacağım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane gördüğünüz gibi İkili trabzanımı oluşturdum. Şimdi ikinci sıramı kapatıp üçüncü sıramla devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bir, iki tane zincir çekiyorum tekrardan. Sıramı kapattığım yuvanın içerisine bir tane ikili trabzan oluşturup o şekilde devam ediyorum. Bir, burada saymama gerek yok. Yine ikili trabzan yapıyorum. Burun kısmına kadar ilerleyeceğiz. Burun kısmında oluşturduğum 14 tane ikili trabzanın ilk trabzanına gelene kadar hanımlar, ikili trabzan oluşturmaya devam edelim. Bütün yuvaların içerisine birer birer. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi 3. sıramda burun kısmına kadar geldim. 14 trabzanımın ilk trabzanına kadar gelmiş oldum. Burada şimdi 3. sıramda şöyle bir şey yapacağım. Buradaki İkişerli battığım yere ilk trabzanına bu şekilde tekrardan bir, aynı yuvaya iki, bir sonraki yuvaya hanımlar bir, bir sonraki yuvaya bir, aynı yuvaya iki, bir sonraki yuvaya bir, bir sonraki yuvaya bir, aynı yuvaya tekrardan iki, bir sonraki yuvaya bir, bir sonraki yuvaya bir, aynı yuvaya iki. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilk başlarken çift trabzan yapıyorum, bir yuvanın aynı yuvanın içerisine ilk trabzanımı bu şekilde İkili trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum. 2, 1, 2, 1, 2, 1 şeklinde devam edeceğim. 14. trabzanımın sonuna gelene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Evet hanımlar, bu şekilde son trabzanıma kadar geldim gördüğünüz gibi. Şimdi burada en son oluşturduğum 14. trabzanım var. O çiftli olarak battığım. 14. trabzanıma tekli trabzan denk geliyor. 13. trabzanım da çiftli trabzanım oluyor. Bir sonraki 14. trabzanımda ise tekli olarak batıp o şekilde ilerleyeceğim. Ve burun kısmına tekrardan 3. sıramda
gitmiş oldum. Taban kısmı bu şekilde 3 sıradan oluşacak. 0-3 aylık patiğimiz için. Evet, şimdi yine burun kısmına kadar hanımlar trabzan oluşturmaya devam edelim. Evet hanımlar, bu şekilde taban kısmı taban kısmında 3. sıramın burun kısmındayım. Şimdi 2. sıramda oluşturduğum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzanım var bu kısımda. Hatırlıyorsanız 1. sıramdaki sık iğnenin 4 tane sık iğnenin arasına çifter batarak 8 tane ikili trabzan oluşturmuştum 2. sıramda. Şimdi bu 8 tane ikili trabzanın çiftli olarak battığım 8 ile ikili trabzanın ilk trabzanın da tepesindeki yuvaya gelmiş oldum gördüğünüz gibi. Şimdi buradan devam ediyoruz. Buradaki yuvaya 1, 3. sırada burun kısmında yaptığım gibi aynı, topuk kısmında da aynı işlemi uyguluyorum. 2. Bir sonraki yuvaya 1. Bir sonraki yuvaya 1. Aynı yuvaya 2. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki yuvaya 1. Bir sonraki yuvaya 1. Aynı yuvanın içerisine 2. Tekrardan bir sonraki yuvaya 1, bir sonraki yuvaya 1, aynı yuvanın içerisine hanımlar 2. En sondaki kalan yuvanın içerisine ise tekli trabzanım kalıyor. 2-1-2-1 şeklinde yaptığımda gördüğünüz gibi burun topuk kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi 3. sıramı da bu şekilde kapatıyorum. Evet hanımlar, buradan ipimi kesiyorum. Şimdi sıramı kapattığıma göre tabanımı bitirmiş oldum. Şimdi buradan ipimi kesiyorum. Dediğim gibi. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bu şekilde 0-3 aylık bebek patiğimizin taban kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi şöyle göstereyim diğer örneğimde. Bu kısmını bitirdik. Yan kısımdan beyaz ipimle devam edeceğim. Beyaz ipimi alıyorum hemen. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, topuk kısmından devam edeceğim. Burada şöyle yapıyorum. Hemen tığımı göz hizasıyla ortaya getirdim ve ortadaki yuvayı bulmaya çalışıyorum. Topuk kısmındayım. Temiz olan kısım bize bakacak. Burası ayağın iç tarafına gelen kısım. Şimdi bu şekilde hanımlar, bakın iki kanadını birden almıyorum. Buradaki iki kanadı birden almayıp bize bakan değil, diğer taraftaki kanadını bu şekilde tutturarak ilmeğimin ipimi sabitledim gördüğünüz gibi. Şimdi hanımlar, bir sonraki yuvadan devam edeceğim. Bütün yuvaların tek kanadını alıyorum. Dış taraftaki kanadını alıyorum. Gördüğünüz gibi. İpleri de içeriye gizleyerek ilerliyorum. Evet, gördüğünüz gibi sık iğne ile devam ediyorum bu sıramda. İpleri de iç tarafa gizleyerek yok etmeye çalıştık. Temiz bir görünüm için. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde sık iğnemi yaptım. Ve tekrardan sıramın sonuna kadar, topuk kısmına gelene kadar sık iğne oluşturmaya devam edelim.
Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bu şekilde ilk sıramı sık iğne ile gitmeye çalıştım, beyaz ipimle. Tekrardan topuk kısmına kadar geldim. Şimdi buradan sıramı kapatıp ikinci sırama geçiyorum. Bir tane zincir çektim. Sıramı kapattığım yuvaya tekrardan bir tane sık iğne yapıp o şekilde devam edeceğim. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. İkinci sıramızda da yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Ve tekrardan topuk kısmına gelene kadar yine devam edelim. Evet hanımlar, bakın ikinci sıramı da bu şekilde ilerledim. Üçüncü sırama geçeceğim. Yan tarafta tarafları oluşturmak için ikinci sıramı kapattım. Tekrardan bir tane zincir çektim bu şekilde. Sıramı kapattığım yuvanın içerisine bir tane zincir sık iğne yapıp o şekilde ilerliyorum. Yine üçüncü sıramda da sık iğne yapacağım. Evet, üçüncü sıramın sonuna kadar, topuk kısmına kadar tekrardan sık iğneye devam edelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi üçüncü sıramı da tekrardan topuk kısmına kadar ilerlettim ve bitirmiş oluyorum. Şimdi dördüncü kısımda yine aynı şekilde sıramı bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Sıramı kapattığım yuvanın içerisine bir tane sık iğne ve bütün yuvaların içerisine sık iğne ile devam ediyorum. Evet, tekrardan topuk kısmına gelene kadar yine aynı şekilde sık iğnemizi devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi hanımlar, dördüncü sıramı da tekrardan sık iğne ile devam ettirdim. Topuk kısmına kadar geldim. Topuk kısmında sıramı bu şekilde tekrardan bağladım ve bir tane zincir çektim. Sıramı kapattığım yuvanın içerisine yine aynı şekilde beşinci sıramda da bir tane sık iğne oluşturdum. Ve diğer sıralarımda olduğu gibi beşinci sıramda da hanımlar bu şekilde sık iğne ile devam ediyorum. Topuk kısmına gelene kadar yine aynı şekilde ilerleyelim. Evet hanımlar, bu şekilde 5 sıramı beyaz ipimle sık iğne ile gitmeye çalıştım yan tarafı oluştururken. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5. Evet hanımlar, bu şekilde 5. sıramı da oluşturdum ve sıramı kapattım gördüğünüz gibi. Şimdi buradan ipimi kesip diğer ipimle devam edeceğim. Hemen birkaç yuvadan geçirerek ipimi daha sağlam olması için bu şekilde gizlemeye çalışıyorum. Evet. Şimdi diğer ipime geçtim. Tekrardan bakın şöyle yapıyoruz burada yine. Topuk kısmından başlayacağım. Bu sefer topuk kısmının iç tarafından başlayacağım hanımlar. Şöyle iç tarafından, tam orta kısımdan başlayacağım. Bunun için hanımlar buradan orta taraftan, hatta gördüğünüz gibi sıramı kapattığım yuvanın tam ortasına denk gelecek şekilde tığımı geçirdim. İpimi bu kısımdan iç tarafa çekiyorum. Topuk kısmından başlıyorum, unutmuyoruz. Bu şekilde iç tarafa çektim. Tekrardan sık iğnenin bir ilerisinden tekrardan ipimi çektim. Bu şekilde ve gördüğünüz gibi ip kaydırma tekniği de ilerleyeceğim bu kısımda. Bütün yuvaların arasından geçerek bu şekilde ip kaydırma kullanıyorum. Bakın oldukça basit. Rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Hazır kış da geliyor. Bebişleriniz için bence gayet güzel, uygun bir model olacak. Denemenizi tavsiye ederim. Evet hanımlar, gösterdiğim gibi bu şekilde bakın dış tarafında çizgi oluşturduk.
Evet, bu şekilde tekrardan topuk kısmına gelene kadar devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde ince bir şerit şeklinde çizgimi oluşturdum. Bu tekniği uygulayarak, ip kaydırma tekniğini uygulayarak gördüğünüz gibi hanımlar, şu kısımda en sonki yuvama, yani şu kısma birleştirmeden önce buradan ipimi keseceğim. Hemen ipimi kestikten sonra devam edeceğim. Bakın, dış tarafta topuk kısmında ipim vardı benim. Hemen şu kısımdaki ipimi de tekrardan şuradaki yuvadan geçirip burayı da tamamlamış oldum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki iki ipimi şuralardan geçirerek bu şekilde hanımlar. Tekrardan topuk kısmında ilerlediğim zaman ipleri aradan geçirerek yine gizleyeceğim. Burada iplerimin kalması şimdilik benim için sıkıntı değil. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet hanımlar, bakın bu şekilde gördüğünüz gibi ip kaydırma tekniğiyle bu sıramızı gittik. İpimizi kestim tekrardan. Şimdi burun kısmından devam edeceğim. Buralara ben hemen işaret yerleştirdim. Şu şekilde yaparak, bakın hemen hızlıca gösteriyorum. Şöyle. Şu şekilde tam ortadan katlayarak patiğimizin taban kısmından katladım ve bu şekilde hanımlar burun kısmındaki orta noktayı buldum. Şimdi buradaki orta yuvamı işaretledim ve 15 sağdan 15 soldan olmak üzere toplamda 15. yuvalara işaretlerimi yerleştirdim. İsterseniz birlikte sayalım şöyle. Bakın şu kısımları sayacaksınız. Burası benim orta işaretim. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. işaretimi yerleştirmiş oldum. Şimdi sağ ve sola aynı şekilde eşit bir şekilde işaretlerimizi yerleştirdik ve devam edeceğiz. Tekrardan kahverengi ipimi alıyorum. Bu kısma bakın şöyle yapalım. Bir tane sıkılama zincirimden sonra hemen 15. işaretimden başlayacağım. Buradaki işaretimi hemen çıkardım. Şu kısım. Buradan iki kanadını alarak, bakın, ilmeğimin iki kanadını alarak devam ediyorum. Buradan hemen bu şekilde ipimi sabitledim. Bir, iki tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bir yuva atlayıp ikinci yuvanın içerisinden bu şekilde geçerek trabzan oluşturdum. Tekrardan tığımın başını doladım. Bir yuva atladım. Bakın, bir yuva atladım. İkinci yuvanın içerisinden tığımı geçiriyorum tekrardan. Bu şekilde yalancı trabzan oluşturdum. Tekrardan tığımın başına doluyorum. Şu şekilde. Bir, ikinci yuvaya geçiş yapıyorum hemen. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi yalancı trabzan oluşturdum. Bir, iki. Tığımın başını doladım. 1, 2. Gördüğünüz gibi tekrardan 1 ve 2. Aralara birer tane yuva atlayarak ilerliyorum. 1, 2 daraltma işlemi için. Bu şekilde yeşil işaretime kadar hanımlar. Buradaki işaretime gelene kadar devam edelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi yeşil işaretime kadar geldim. Burada tığımın başına tekrardan doladım. Bakın, arada bir tane yuva kalıp yuva kalıyor burada. Hemen işaretimin olduğu yuvaya geçiş yapacağım.
Hemen işaretimi çıkardım. Tığımın başına doladım. Yine işaretimin olduğu yuvaya bu şekilde yalancı trabzanımı oluşturdum. Ve bir tane zincir çekip tekrardan ters çevirdim. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Tığımın başına dolamadan bu şekilde ve diğer bir sonraki yuvadan geçiş yaptım. Üçünü bir çektim. Tekrardan bir sonraki yuva ve bir sonraki yuvadan bu şekilde üçlü ilmeğimi bir çektim. Sık iğne şeklinde. Gördüğünüz gibi. Üçünü bir çekiyorum. İki ilmek alıyorum. İkişer ikili yuvadan. Ayrı ayrı. Bu şekilde. Evet, buradaki son ilmeğimi de aldım. Buraya bir tane sık iğne yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane zincir çektim. Bu şekilde şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir zincirimden sonra bütün boşlukların içerisine geçerek sık iğne oluşturuyorum. Bakın şuradaki en sondaki yuvaya köşede küçük bir yuva var. Oraya da tekrardan sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, tekrardan ters çevirdim. Yine dönerken aynı şekilde bütün yuvaların içerisine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Burun kısmını yavaş yavaş oluşturuyoruz böylece. Ve son kez şu kısma da bir tane sık iğne yaptım. Ve bir iki tane zincir çekip tekrardan ön tarafı çevirdim. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle daha net göstereyim. Bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi buradan ilmeklerimin hepsini bir toparlayacağım. Tığımın başını doladım. Hemen dibindeki yuvaya bu şekilde girdim. İkisini bir çektim. Tığımın başını doladım. Bir sonraki yuvaya geçtim. İki ilmeğimi bir çektim. Tığımın başını doladım. Bir sonraki yuvadan iki ilmek aldım. Tığımın başına doladım. Bir sonraki yuvadan iki ilmek çektim. Tığımın başını doladım. Bu şekilde sıramın sonuna kadar her defasında iki ilmek çekerek bir yuvanın içerisinden o şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi şimdi bütün ilmeklerimin hepsini bir ilmekte toplayacağım. Şu an çekemedim. Tekrardan gösteriyorum. Şu şekilde hepsini bir çektim bakın. Ve bir tane sık iğne ile birleştirmiş oldum. Buraya bir zincir ve buradan ipimi hemen kesiyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi Vans patik modelimin burun kısmını ön tarafı oluşturmuş oldum. Şimdi şu kısımdan tekrardan ipimi alıp devam edeceğim. Hiç işlem görmeyen yuvanın içerisinden devam edeceğim bakın. Şöyle net göstereyim. Şimdi buradaki yuvaya tığımı geçirdim. Ve bu şekilde buraya sabitledikten sonra tığımı, pardon ipimi şuradaki yalancı trabzanın belinden kavrayarak bakın. Belinden kavradım. Bir sonraki
yuvadan geçiş yaparak ip kaydırdım 2. Tekrardan köşedeki kısma geldim. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve bakın tam ortadaki kısma geçiş yaptım. 4. sık iğnemi buraya yaptım. 4 5 6 tekrardan şu kısma 7 ve köşeye 8 tane sık iğne yaptım. Şu gördüğünüz gibi şu yuvarlak yarım dairenin hemen şu çizgisinden başladım buradaki çizgiye kadar. Şimdi diğer köşede yaptığım gibi ip kaydırma yapıyorum. Bakın burada şöyle göstereyim sizlere. Şurada sık iğne ip kaydırma yapmıştım 1-2 tane. Tekrardan 1-2 tane şu kısma tekrardan ip kaydırma yapacağım. Onun için şu benim 7 tam köşeye denk gelecek şekilde buraya bir sık iğne yapıyorum. 8. 8 tane sık iğnemi yaptım. Hemen buradaki yuvanın içerisine geçiş yaptım. İp kaydırma tekniğini kullanacağım. Yuvalar zaten büyük görünecek zaten siz yaparken de. Bu şekilde 1 ve buraya geçiş yaptım. 2. Şimdi diğer köşede yaptığım gibi işlem görmeyen yuvanın içerisine şu kısma hanımlar geçiş yaptım ve bu şekilde ipimi çektim. Bir tane zincirimi çektim. Ve buradan tekrardan ipimi keseceğim. Evet hanımlar bakın ön kısmı bu şekilde oluşturdum. Düz bir görünüm elde etmek için ise buralara sık iğnemi geçmiş oldum. Şimdi buradaki çirkin ipleri yok edeceğiz birazdan. Çok pardon. Buradaki sıkı iğnelerin arasından geçiş yaptım ve ipimi biraz olsa yok etmeye çalıştım. Şimdi tekrardan hanımlar diğer kahverengi ipimi alıp devam ediyorum. Yan tarafı oluşturacağız. Bakın şu kısımları oluşturmak için tekrardan ipimi aldım. Ve buradaki ip kaydırma tekniğini kullanmıştım. 1, 2. Bu şekilde. İlk önce şu kısma geçiş yaptım. Bakın. Çok pardon. Şu kısma hanımlar. İpimi sabitleyeceğim ilk olarak. Bu şekilde ipimi sabitledim. Sabitledikten sonra 1, 2. Bakın ikinci yuvanın içerisine. Tekrardan 1, 2. İkinci yuvanın içerisine bu şekilde sık iğnemi oluşturdum. Şimdi buradan bir sonraki yuvadan devam edeceğim. Tığımın başını doladım. Bir sonraki yuvaya geçiş yapıyorum. İkili trabzan oluşturdum. Tığımın başını doladım. Bir sonraki yuvaya geçiş yaptım. İkili trabzan yapıyorum. Tekrardan bu şekilde tığımın başını dolayarak ilerleyeceğim. İkili trabzan oluşturmaya çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi hanımlar bu şekilde tekrardan şu kısma gelene kadar devam edelim. Evet hanımlar bu şekilde ikili trabzanla tekrardan diğer köşeye kadar geldim. Burada şöyle yapıyorum tekrardan. Buradaki bir ikinci ip kaydırma yuvama sık iğne ile yani ip kaydırma tekniğiyle bu şekilde geçiş yaptım tekrardan. Ve bir iki tane zincir çektim.
Devam ediyorum. Ters çevirdim ve ikinci sıramda da yine bu şekilde ilerliyorum. Diğer sırama gelene kadar, sıramın başına gelene kadar, yani şöyle söyleyeyim, şu köşeye gelene kadar tekrardan devam edelim trabzan oluşturmaya. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi son 2 yuvam kaldı. 2 de trabzan oluşturarak tekrardan bu köşeye kadar gelmiş oldum. Hemen köşedeki yuvanın içerisine de bu şekilde bir tane gördüğünüz gibi oluşturmuş olduk. Şimdi buradan ipimi keseceğim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bu şekilde kenar kısımlarını da giderek ipimi bu kısımdan kaybetmeye çalıştım tekrardan. Şimdi tekrardan hanımlar şu kısmı oluşturacağım. Beyaz kısmı, tozlu kısmını oluşturacağım. Onun için beyaz ipimi alıyorum. Ve şu şekilde patiğimi almadan önce bu şekilde ip bırakıp bu kısımdan 1 2 3 4 5 tane bu şekilde zincir çektim. Ve hemen şu kısımdan bakın. Şurası köşesi, köşe oluyor. 1 2 3 3 tane buradan yuva bırakıp 1 2 3 üçüncü trabzanla dördüncü trabzanın arasındaki bu şekilde kısma geçiş yapacağım ve buradan ipimi çekeceğim iç tarafa. Şu bıraktığım ipimi iç tarafa çekmiş olacağım. Şu şekilde. Şimdi buradan şöyle ipimi bu kısma sabitledikten sonra devam edeceğim. Şöyle yapayım kaba taslak. Siz daha sağlam bir şekilde yapmaya çalışın bu kısmı. Size göstermek için oyalanmayayım. Buradan hemen gördüğünüz gibi 5. zincirimi çektim. 5 tane zincirimden sonra hemen şuradaki köşeye bakın. Şuradaki köşeye şöyle daha net göstereyim, bir saniye. 5 tane zincirimden sonra ilk yuvaya, öyle söyleyeyim, sık iğnemin ilk tepesindeki yuvaya bu şekilde 5 tane zinciri sabitledim. Tekrardan bu kısma 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tamın başını doladım. Bir sonraki yuvadan devam ediyorum. İkili trabzan oluşturuyorum. Bakın. 1 2 bu şekilde. Buradaki ipimi de saklayabilirim iç kısımdan. 3 diğer köşeye kadar trabzan oluşturuyorum. 4 5 6 7. trabzanımı oluşturdum. 8. trabzanımı ise 1 2 3 zincir çektim. Bakın köşeye geldiğim için buraya bu şekilde tığıma ilmek almadan ipimi sabitleyeceğim. 3 zincirimi. Bu şekilde çektim. Tekrardan hanımlar 1 2 zincir çekiyorum, 3 şekilde 4 5 zincir çektim ve buradan hemen diğer tarafta bıraktığım ip kadar
ip bırakıp buradan hemen şu şekilde ipimi kopardım. Şimdi 1, 2, 3 tane yuva bırakıyorum. 3 trabzan bırakıyorum. 3 ile 4. trabzanın arasından ipimi iç tarafa çekiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle bir görünüm elde etmiş oldum. Bakın. Şimdi buradaki iplerimi sonra saklayacağım, gizleyeceğim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Buradan çektiğim 3 zincirin hemen tepesindeki yuvaya geçiş yaptım. Beyaz ipimi alıyorum yine tekrardan. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2 defa tığımı doladım gördüğünüz gibi. Hemen bir sonraki yuvadan devam ediyorum. 1, 2, 3 defa trabzanı oluşturdum. 1, 2 defa doladım. Bir sonraki yuvadan 1, 2, 3. Tekrardan 2 defa doladım. Sıramın sonuna kadar bu şekilde. 1, 2, 3. Tığımın başına doladım. Bu şekilde. Bakın sondaki zincirime geldim. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim yine. Diğer köşede yaptığım gibi başlarken. Buraya sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Zincir çekmeyelim. Kaba durmasın. Buradan hanımlar ipimi yine kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Vans patik modelimi oluşturmuş oldum. Ve bu modelimin de sonuna geldim. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ayrıntılı olarak. Evet hanımlar umarım bu modelim de hoşunuza gitmiştir. Böylece bir modelimin daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.